Merhaba arkadaşlar, Fikir Sepeti Öykü kanalıma hoş geldiniz. Harika bir örneğimiz var yine bugün. Çok kolay, çok basit, bir çırpıda öreceğiniz çabuk, basit, kolay bir örnek arkadaşlar. Hemen çabuk ilerleyen bir örnek. Örneğime geçmeden önce kanalıma eğer halen abone değilseniz abone olup videolarımın altına yorum ve beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlarım. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmak da tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Şimdi kamera arkasında örmüş olduğum örneğime geçeceğim. Ben burada küçük bir hazırlık yaptım. Öncelikle bir örneğimize bakalım arkadaşlarım. Örneğim bu şekilde gayet hoş, çok güzel duran bir örnek. Çok da basit, dediğim gibi bir çırpıda örebileceğiniz bir örnek arkadaşlar. Burada ben çift kat angora ile ördüm. Böyle simli bir angoram vardı. Çift kat yaptım. Böyle top güzel dursun diye tek katla da örebilirsiniz. Ara örnek olarak da kullanabilirsiniz. Ana örnek olarak da kullanabilirsiniz. Böyle hoş, güzel duran, özellikle de bebek örgülerine çok yakışacağını düşünüyorum. Böyle sade yelek arayanlar için, bayan yelekleri için, gelin yelekleri için, anne yelekleri için hepsine de yakışacak bir örnek arkadaşlar. Erkeklere bile gidecek bir örnek. Şimdi örneğimiz üçün katlarından oluşuyor. Her bir model için üçün katlarında ilmek sayılarımızı atacağız. Artı birer tane de kenar ilmeği eklememiz yeterli. Ben burada şimdi bir hazırlık yaptım. 15 tane ilmek attım. Artı birer tane de kenar ilme yaptım. 17. Üçün katlarında 15 artı bir tane de kenar ilmeği olmak üzere 17 tane ilmeğimi attım. Şimdi bir sıra da haroşa ördüm geldim. Burada da haroşanın üzerine çalıştığım istediğiniz lastiğin üzerine de çalışabilirsiniz. Hiç fark etmez. Öncelikle örgümüzün birinci sıra öncüsündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Önümdeki 3 tane ilmeğim var. Düz ilmek. Bu 3 ilmeğe işlem uygulayacağız arkadaşlar. 1, 2 tanesini bırakıyorum. 3. ilmeğin tam öreceğim gibi, bakın, içinden şişimi geçiriyorum. Örecekmiş gibi. Bakın. Arada boşluktan geçirmiyorum. 1, 2 ilmeğimi bıraktım. 3. ilmeğimin böyle ilmeğin içinden giriyorum. Arka taraftan bir ilmek çıkarttım ve bu ilmeğimi çekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde küçük bırakmıyorum. Çekmem gerekiyor. Böyle çekmezsem hem bu görüntüyü yakalayamayız hem de örgümüz kasar. Bu ilmeği çektikten sonra bıraktığım 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2. Burada 3. ilmeğim var. Bakın, daha önceden örmüş olduğum bir ilmek. Bu ilmeği de zaten ördüğüm için bırakıyorum. Modelimi burada bir kez kurmuş oldum. Burada da bebek günüyle çalışıyorum ve 3 numara şişle çalışıyorum. Aynı örneği arka arkaya uyguluyoruz. Arada hiç boşluk vermiyoruz. 1, 2 ilmeği bıraktım. 3. ilmeğin içinden girdim. Buradan düz olarak ördüm bu 3. ilmeği. İlmeğimi biraz çektim. Rahat bir şekilde. Daha sonra önümdeki 2 ilmeği düz olarak ördüm. Bu örmüş olduğum ilmeğimi de bıraktım. Tekrarlıyorum. 1, 2 ilmeği bıraktım. 3. ilmeğin içinden girdim. Bunu ördüm. Önümdeki örmediğim 2 ilmeği de düz olarak ördüm. 3'ünü de düz olarak ördüm aslında. Ön yüzde hep düz, arka yüzde hep ters örüyoruz. 1, 2 ilmek bıraktım. 3. ilmeğin içinden ilmek çıkarttım. Ördüm aslında onu. Önümdeki 2 ilmeği de düz olarak ördüm. Bu kadar basit, bakın arkadaşlar. 2 ilmeği bırakıyoruz. 3. ilmeğin içinden ilmek çıkarıyorum. Püf noktası şunu şöyle kasarak bırakmayın arkadaşlar. Buradaki ilmeği çekin. Hem bu güzel görüntüyü yakalamak için hem de örgünüz kasmasın. 2 ilmeği ördüm. 3. ilmeği de zaten ördüğüm için bıraktım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzde örgümüzü, burada modelimizi kurmuş olduk. Şimdi ikinci sıra arka yüzdeyim. İkinci sıra arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Zaten ters görünüyor burada ve ters olarak hepsini örüyorum. Ön yüzde hep düz örüyoruz arkadaşlar. Modelimiz bitene kadar. Arka yüzde de örneğimizi hep ters örüyoruz. Arka yüzlerinde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ters öreceğiz.
baştan sona bütün ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Örneğimin ikinci sıra arka yüzünde. Örneğim 4 sırada bir kendisini tekrarlıyor. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzden sıramı tamamladım. Şimdi 3. sıra ön yüzdeyim. 3. sıra ön yüzde bütün ilmeklerimi tamamen baştan sona düz olarak örüyorum. Zaten bir sıra örneğimizi kurduk. Ondan sonra 2 sıra arkadan ters örmüş olacağız. Bir sıra da önden düz olmuş olacağız. Toplamda 3 sıra ön yüzde baktığımız zaman düz şekilde örgümüzün gözükmesi gerekiyor. Daha sonra modelimizi tekrar kuracağız. Bebek ipiyle de çok güzel oldu gerçekten. Bebek örgülerine de çok yakışır. Çok da çabuk ilerler. Arka yüze geldiğimizde yine bakın bütün ilmeklerimi baştan sona ters olarak örüyorum. Şimdi 4 sırada burada örneğimi tamamladım. Şimdi örneğimi tekrar bir kez daha kuracağım. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Burada 2 ilmeğimi bıraktım. 3. ilmeğimin içinden 1 ilmek çıkarttım ve bu ilmeği çektim. Önümdeki 2 ilmeği de düz olarak ördüm. Bu 3. ilmeği de zaten ördüğüm için bıraktım. Bakın o kadar basit, hızlı giden bir örnek ki gerçekten. Böyle çabucak örülecek bir örnek. Bebek örgülerine de gerçekten çok yakışır. Ara örnek olarak da kullanabilirsiniz. Ana örnek olarak da kullanabilirsiniz. Her yere, her şeye yakışacak bir örnek. Battaniye de örebilirsiniz arkadaşlar. Bakın aynı işlemleri arka arkaya tekrarlıyorum. Arada hiç boşluk yok, ilmek yok. Aynı şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Tekrar ikinci defa örgümü kurdum. Şimdi arka yüzde tekrar bu ilmeklerin hepsini ters olarak öreceğim. İkinci sıramız, dediğim gibi örneğimiz 4 sıradan oluşuyor. Bakın bu sırada ters örüyoruz. Ön yüze geleceğim, tamamen düz. Arka yüzde tekrar tamamen ters ördükten sonra örneğimi tamamlayacağım ve bir kez daha kuracağım. Bu şekilde ilerleyecek. Sadece 4 sıradan oluşan bir örnek. Şöyle birazcık bir bakalım. Bakın arkadaşlar, bebek yünüyle de gerçekten harika durdu. Çok hoş durdu. Şurada tekrar bakmak istiyorum. Bakın angorayla da gerçekten hoş durdu. Çok güzel yelekler örebilirsiniz. Çok hoş, harika duran, kullanışlı da bir örnek arkadaşlar. İnşallah videomu da beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Fikir sepeti örgüyle kalın.